Sevgili 3. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhabalar. Burada da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzle, ikinci videomuzla. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz kanalımıza girip oynatma listesi kısmından 3. sınıf fen bilimleri MEP kitabı olarak bulabilirsiniz. İlk önce o videoyu izleyin lütfen. Daha sonra bunu izleyin. Arada kopukluk olmasın. Hazırsanız başlıyorum dünyanın yapısıyla. Dünyanın yapısında neler var? Resmi inceliyoruz çocuklar öncelikle. Gördüğünüz gibi gökyüzü var, bir ağaç var, elma ağacı, daha sonra dağ var. Burada sular var, çocuklar var ve bitkiler var değil mi? Yukarıdaki görseli inceleyelim. Görsele bakarak dünyanın yapısında neler olduğunu söyleyebiliriz. Ne dedik? Sular var, bitkiler var, yine dağlar var dedik. Yaşadığımız yer dünyanın yüzeyinin bir parçasıdır. Nerede olursak olalım, dünya yüzeyindeki toprağa, kayalara ve taşlara rastlarız. Bazı bölgelerde ise denizleri, gölleri ve akarsuları görebiliriz. Peki havayı görebilir miyiz? Neden? Çocuklar biz gözle göremiyoruz değil mi havayı, ama hissedebiliyoruz. Bir sonraki sayfada bunun nedenini öğreneceğiz. Bakalım bize ne söylemiş. Dünyanın iç kısmındaki katmanların neler olduğunu öğrendik. Bu katmanlar dışında dünyanın yüzeyinde karalar yani kara katmanı, sular yani su katmanı ve etrafında ise bir hava katmanı bulunur. Aşağıda dünyanın uzaydan çekilmiş bir fotoğrafı verilmiştir. Fotoğrafı incelediğimiz zaman yeryüzünün karalar ve sularla kaplı olduğunu görürüz. Bu katmanların dışında dünyada etrafımızı saran bir hava katmanı bulunur. Şimdi bu katmanları daha yakından tanıyalım. Bunun için aşağıdaki verilen açıklamaları okuyalım demiş. Çocuklar, hava katmanı, kara katmanı ve su katmanından bahsediyoruz. Öncelikle hava katmanını okuyalım. Hava dünyanın etrafını ince bir battaniye gibi sararak bir katman oluşturur. Bu katmana atmosfer denir. Çok önemli. Bu katmana atmosfer denir. Hava katmanı kara ve su katmanı ile temas halindedir. Bu nedenle toprakta ve suda hava bulunur. Evet, o zaman ben toprakta da suda da havanın bulunduğunu bilmeliyim. Devam edelim bakalım. Kara katmanı ve su katmanını okuyacağız. Öncelikle kara katmanından başlayalım. Dünya üzerinde yeşil, sarı ve kahverengi görünen kısımlar karaları göstermektedir. Taş, toprak ve kaya gibi maddeler dünyanın kara katmanını oluşturur. Bu katmana yer kabuğu denildiğini hatırlayalım. O zaman ben kara katmanına da yer kabuğu diyorum. Bu katmanda toprak, kaya, taş bunları görüyorum ve su katmanındayım. Dünya üzerinde mavi renkte görünen kısımlar su katmanını göstermektedir. Okyanuslar, denizler, akarsular, göller, yeraltı suları ve buzullar dünyanın su katmanını oluşturur. O zaman mavi kısımlara da ben su katmanı diyorum. Çocuklar, burada bir etkinlik var. Deneyelim, öğrenelim kısmında. Yeryüzünde sular mı daha fazla, karalar mı daha fazla yer kaplar? Onunla ilgili sizin de evinizde ya da okulda muhakkak dünya küresi vardır. Bu küreyi kaplarken çocuklar, biz kürenin üzerinde kahverengi alanların mavi alanlardan daha az olduğunu görürüz değil mi? Mavi alanlar neden fazladır? Çünkü dünyadaki sular fazladır. Bakalım okuyalım ne yazmış bizim için. Uzaydan bakıldığında dünya mavi görünür. Bunun nedeni dünya üzerinin yaklaşık 3'te 2'sinin sularla kaplı olmasıdır. Dünya yüzeyindeki karalar ve sular isimli etkinlikte gözlemlediğimiz gibi sular dünya yüzeyindeki karalara göre daha fazla alan kaplar. Dünyanın yüzeyini kaplayan kara ve su katmanlarını rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Ancak havanın varlığını etkileriyle fark edebiliriz. Çocuklar, dünyanın sular 3'te 2'sini kaplıyor. Yani karalardan daha fazladır. Ben burada bunu öğreneceğim. Toprakta ve suda da hava vardır. Bunu da biliyorum. Bunu da bir sonraki etkinlikte zaten anlatmış. Öğretmeninizle muhakkak bu etkinliği yapacaksınızdır. Diğer kısmı okuyalım. Dünya canlılara ev sahipliği yapan bir gezegendir. Karalarda ve sularda çeşitli canlılar yaşar. Ancak canlıların nerede olursa olsun havasız yaşayamayacağını biliyoruz. Evet çocuklar, toprağın altında da olsa, suda da olsa havasız yaşayamayacağını biliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki verilerini inceleyelim ve yorumlayalım kısmına bakıyorum. Buradaki görseli inceliyorum. Çocuklar, burada yerin altında solucanı görüyorum. Burada denizin içinde balıkları,
görüyorum. Yine su bitkilerini görüyorum. Daha sonra karada kuşları görüyorum, bitkileri görüyorum. Yukarıdaki görseli inceleyerek toprakta ve suda bulunan havanın buralarda yaşayan canlılar için önemini tartışalım. Biz ne demiştik? Canlılar toprakta da olsa, suda da olsa havasız yaşayamaz. O yüzden toprakta ve suda hava bulunur dedik. Toprağın, suyun ve havanın kirletilmesi durumunda canlıların hayatı nasıl etkilenir? Tabii ki olumsuz etkilenir. Onlar için kötüdür. Bu varlıkların yerinde olsaydık neler hissederdik? Biz de örneğin bir odada tek başımıza yaşadığımızı düşünelim ve insanların sürekli buraya çöplerini attıklarını düşünelim. Tabii ki çok kötü hissederiz. Bizim sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Hayatımızı kaybetmemize bile sebep olabilir. Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım demiş. Biz burayı geçtik çocuklar. Bir sonraki sayfadayız. Burada ikinci bölüm değerlendirme çalışmalarını görüyoruz. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız. Yukarıda bize kavramlar vermiş renkli kutucukların içinde. Bunları boşluklara yerleştireceğiz çocuklar. Karalar, sular, hava katmanı, dağlar, buzullar, atmosfer ve su katmanı olarak yazmış. Hemen biz de boşluklara yerleştirelim. Dünyanın yüzeyi nokta nokta ve nokta nokta ile kaplıdır. Ne ile kaplıydı çocuklar? Sular ve karalarla. O zaman hemen ilk sorumuza sular ve karalarla diyoruz. Karalarla. İkinci sorumuza baktık. Dünyanın etrafını saran katmana hava katmanı diyorduk, değil mi çocuklar? O zaman ikinci soruma hava katmanı yazıyorum. Bir battaniye gibi kaplıyordu. Hava katmanı. Üçüncü soruma geçtim. Hava katmanına bir isim daha vermiştik. Neydi? Çok güzel, atmosferdi. Atmosfer diyorum. Ve dördüncü sorumdayım. Burada bana ne demiş? Kara katmanı nokta nokta ovalar, çöller ve deniz diplerinden oluşur. Dağlar değil mi çocuklar? Dağlar gelebilir buraya. Kara katmanıdır çünkü. Dağlar yazıyorum ve son sorudayım. Dünya yüzeyinde karalardan daha fazla yer kaplar. Ne daha fazla yer kaplıyordu? Sular. O zaman buraya da yine sular yazıyorum. İkinci kısımdayım. Burada bana doğru yanlış vermiş çocuklar. Burayı tamamlamamı istemiş. Aşağıdaki verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazacağız. İlk ifademizle başlayalım. Hava katmanı dünyanın etrafını sarar. Buna doğru diyorum. Bir battaniye gibi sarar çünkü. Hemen D dedim. İkinci sorumdayım. Okyanuslar, denizler, göller, buzullar, yeraltı suları ve akarsular su katmanını oluşturur. Evet, yine doğru diyorum. Bunlar su katmanını oluşturur. Üçüncü sorudayım. Hava sadece hava katmanında bulunur. Buna yanlış diyorum, değil mi çocuklar? Çünkü yerin altındaki oksijen alan bir hayvan solucanı örnek vermiştik. Yine denizdeki balıkları örnek vermiştik. Dördüncü sorumdayım. Uzaydan bakıldığında dünya kahverengi bir küreye benzer. Buna da yanlış diyorum. Mavi bir küreye benzer. Çünkü yeryüzündeki sular karalardan daha fazladır. Daha fazla yer kaplar. Ve son sorudayım. Hava görülmez ama havanın etkisi hissedilir. Buna da doğru diyorum. Bir sonraki sayfamıza geçelim bakalım. Burada bir harita vermiş. Kara katmanı olduğunu düşündüğünüz kısımları kahverengiye, su katmanı olduğunu düşündüğünüz kısımları maviye boyayınız demiş bize. Evet çocuklar, burada da bize aşağıdaki kara katmanı olduğunu düşündüğünüz kısımları kahverengiye, su katmanı olduğunu düşündüğünüz kısımları maviye boyayınız demişti. Bunu yapacağız. Hemen kalemimizi alalım. Öncelikle biz kara katmanını kahverengiye boyayalım. Tamam. Kahverengiyi seçmişiz. Çocuklar, kara katmanı kara parçalarının olduğu kısımlardı, değil mi? Buraları direkt kahverengiye boyayacağım.
Çok düzgün boyanmayabilir çocuklar. Siz daha düzgün boyayın. Çünkü tabletin kalemiyle ancak bu kadar oluyor. Ekran üzerinde çok rahat çalışamıyoruz. Ben şu şekilde göstereceğim. Siz buralara daha dikkatli boyamalar yapın. Şöyle tamamlıyorum. Öncelikle bir çerçevesini çizersek genel hatlarıyla. Şu tarz. Siz de yanınıza kahverengi kalemlerinizi ve mavi kalemlerinizi hazırlayabilirsiniz. Videoyu durdurup sonrasında birlikte boyamaya başlayabilirsiniz ya da boyama yaptıktan sonra videoyu devam ettirebilirsiniz. Şu şekilde kara katmanını tamamlıyorum. Şöyle küçük küçük buralara da noktalar şeklinde yapayım. Ve su katmanını maviye boyayacaktık çocuklar. Buradan da mavi kalemimizi seçtik. Genel bir çerçeve çizersem geri kalan kısımları daha hızlı boyayacağım. Şöyle. Dünya küresinde de zaten çocuklar mavi kısmın daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Mavi boyalı kısmın. Neydi? Denizler ve okyanuslar üçte ikisini kaplıyordu dünyamızın. O yüzden mavi kısımlar daha fazlaydı, değil mi? Küçük küçük bunları da hatırlayalım ve unutmayalım. Bizim için önemli bilgiler bunlar. Evet, şurayı da şöyle çizdikten sonra daha hızlı boyayalım şimdi. Evet, su katmanı olan kısımlar buralar. Biraz kaymalar oluyor çocuklar. Oraları siz düzeltin kendi kitabınızda. Daha düzgün bir şekilde boyamanızı tamamlayın lütfen. Şu şekilde tamamlayacak olursak dünyamızın üçte ikisinin sularla kaplı olduğunu bu şekilde görebiliriz. Sorumuza geçelim hemen. Sorumuzda bize ne sormuş? Kahverengiye boyadığınız alanlar mı, maviye boyadığınız alanlar mı daha fazla? Bakıyorum. Tabii ki maviye boyadığım alan daha fazla. O zaman yazıyorum. Maviye boyadığım alanlar daha fazladır. Pardon. Şu kalemimizde yazalım. Maviye boyadığım alan daha fazladır. Maviye boyadığım alan daha fazladır. İkinci sorumdayım. Burada bana dünya üzerinde karalar mı, sular mı daha çok yer kaplar? Tabii ki sular daha çok yer kaplar. O yüzden zaten maviye boyadığım alanlar daha fazladır. Sular daha çok yer kaplar yazıyoruz çocuklar.
Ve bir diğer sorumuza geçebiliriz. Burada bize aşağıdaki görseldeki katmanlar adlandırılırken bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataların düzeltilmesi için hangi katmanların adlarının yer değiştirilmesi gerektiğini aşağıdaki noktalı kısımlara yazınız demiş. Çocuklar, burada baktım hava katmanını görüyorum ama su katmanı yazmış. En üstte hava katmanı olacaktı. O zaman bunu yanlış yazdığı için yazıyorum. Hava katmanı. Burası zaten denizi göstermiş. Burası da su katmanı olmalıydı, değil mi? Su katmanı diyorum. Kara katmanını doğru yazmış. Bunu yazmama gerek yok. En üstte hava katmanı olacaktı. Ondan sonra ise denizin gösterildiği alan su katmanı olacaktı. Bir sonraki sayfamızda devam edelim çocuklar. Aşağıdaki görseli verilen cisimlerden dünyanın şekline benzeyenlerin altındaki kutucuğu işaretleyeceğiz. Hangileri benziyor çocuklar? Dünya küre şeklindeydi. O zaman basketbol topu, karpuz ve tenis topu benziyor diyebilirim. Bunun üçünü işaretledim ve diğer soruma geçebilirim. Diğer sorumda bana aşağıdaki verilen tanımların ait olduğu kutuları isimleriyle eşleştireceğiz. Bunu sormuş. Hemen ilk tanımımı okuyorum. Dünyanın en iç kısmındaki katmandır. Adı üzerinde iç çekirdektir bu, değil mi çocuklar? O zaman B diyorum birinci kutucuğa. İkincisine baktım. Dünyanın etrafını saran katmandır. Dünyanın etrafını hava katmanı sarıyordu bir battaniye gibi, değil mi? O zaman D diyorum ikinci soruma. 3'e baktım. Üzerinde canlıların yaşadığı katman kara katmanıdır. C seçeneği yazıyorum. 4'e baktım. Yer kabuğunun hemen altındaki katman mantodur. A diyorum. Ve son olarak 5. soruya baktım. Dünya yüzeyinin büyük bölümünü kaplayan katman su katmanıydı. Buna da C seçeneği diyorum çocuklar. Bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Burada ilk soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki verilenlerden hangileri dünyanın şeklinin küreye benzediğini söylemiştir? Birinci seçenekte Magellan demiş çocuklar. Evet, Magellan söylemiştir. Biruni ve Kepler demiş. Magellan ve Biruni'yi biliyorum. 1 ve 2 diyorum. Yanıtım A seçeneği oluyor. İkinci soruma bakıyorum hemen. Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında mavi görünen katman aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki mavi görünen katman su katmanıdır. A seçeneği benim doğru yanıtımdır. Üçüncü soruma baktım hemen. Üçüncü soruda bana neyi sormuş çocuklar? Öğretmen öğrencilerinden dünyanın iç kısmında bulunan katmanların isimlerini bir kağıda yazmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusunu doğru cevaplamıştır? Çocuklar, dünyanın katmanları yani iç kısmında bulunan katmanları hangileriydi? İç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğuydu, değil mi? O zaman yanıtım B seçeneği oluyor. Bir sonraki soruya geçtim. Dördüncü soruda bakalım bize ne sormuş. Ankara'dan kalkan bir uçak sürekli aynı yöne doğru gittiğinde tekrar Ankara'ya ulaşır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini ispatlar demiş bana çocuklar. Hangisini ispatlıyordu? Bir yerden hareket ettiğimde sürekli aynı yöne gidersem tekrar bulunduğum noktaya gelirim. Bu bana dünyanın şeklinin küreye benzediğini belirtiyordu, değil mi? O zaman yanıtım C seçeneği oluyor. Dördüncü soruyu da yaptık. Bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda bize ne demiş? Aslı dünyanın kara katmanı ile ilgili bir poster hazırlayacaktır. Buna göre Aslı hazırlayacağı posterde aşağıdaki görsellerden hangisini kullanabilir? Çocuklar, kara katmanı adı üzerinde hangisi olabilir? Deniz, dağ ve gökyüzü vermiş bana şıklarda. Tabii ki dağ seçeneğidir. Yanıtım B olacak. Altıncı sorudayım. Altıncı soruda bana neyi sormuş? Yandaki model ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünyanın şekli küreye benzer. Dünya katmanlardan oluşur. Dünyanın en iç kısmında yer kabuğu bulunur.
Hangisi söylenemez çocuklar? Tabii ki dünyanın en iç kısmında yer kabuğu bulunur. Yanlış seçenektir. Çünkü dünyanın en iç kısmında iç çekirdek bulunur. Yedinci sorumuza bakabiliriz. Buse 72 parçaya ayrılmış yandaki dünya haritasında karaları yeşil, suları ise mavi renk ile boyayacaktır. Buna göre Buse aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz. Dünyanın yüzeyi karalar ve sularla kaplıdır. Doğru. Karalar sulara göre daha geniş bir alan kaplar. Doğru mu çocuklar? Yanlış, sular daha geniş bir alan kaplıyordu. Yaptığım boyamada mavi boyamayı daha fazla kullandım. Bu da doğru. O zaman bize yanlış seçeneği sorduğu için yanıtımız B seçeneği olacaktır. Karalar sulardan daha azdır değil mi? Sular daha fazlaydı. Bir sonraki sayfamızda 8. sorumuzla devam edeceğiz. 8. soruda bize dünyanın yüzeyinden merkezine doğru yolculuk yapabilseydik bu yolculukta sırasıyla hangi katmanlardan geçilirdi demiş. Çocuklar, dünyanın yüzeyinden başlıyorsak yer kabuğundan başlamalıyız. Daha sonra manto, dış çekirdek ve iç çekirdek olacak sıralamam. Cevabım C seçeneği olacak. 9. sorumuza baktık. Yukarıda numaralandırarak verilen canlılar dünyanın hangi katmanında yaşar? Burada bir balık görüyoruz. Su katmanında yaşar değil mi? Burada ise bir tavşancık görüyoruz. Bu da kara katmanında yaşar. Yanıtım A seçeneği olacak çocuklar. 10. sorudayım. Yukarıdaki verilen bilgiler hangi katmana aittir? Gözümüzle göremeyiz ama etkisini hissederiz. Kara ve su katmanı ile temas halindedir. Bu atmosferdi değil mi? Yani havaydı çocuklar. Kara ve su katmanında da bulunurdu ve gözümüzle göremezdik ama etkisini hissedebilirdik. Ve son sorudayız. Üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki kara katmanıdır diyoruz. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda ikinci ünite ile birlikte olacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.